Her kim Allah ve Resulüne teslim olur, ona itaat ederse tarifsiz bir kurtuluş vardır diyor Kur'an. Nerede arıyoruz peki biz? İyi düşünelim arkadaşlar. Muhammed'in sevgisini iyi düşünelim. Bütün bu dertlere çözüm onun sevgisi. Onun sevgisi çözecek bu müşkülleri. Onun yoluna girersek kurtuluşu bulabileceğiz, ışığı bulabileceğiz. Yoksa bu tünelin ucu yok. Ne kadar demokrasi projektörleri yakmaya kalkarlarsa kalksınlar. Vallahi hepsinin pilleri bitmiş. Enerji kesilmiş. Enerjinin tamamı Muhammed Aleyhisselam. Allah! Ne zaman ona teslim oluruz, açılır her şey. Bismillahirrahmanirrahim. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عمellerinizi ıslah edin, düzeltin, çirkinliklerinizi güzelleştirin, tevbe edin, hatalarınızdan vazgeçin, gerçekten nedamet duyun, Allah'a teslim olun ki o hallerinizi ıslah etsin sizin ve yağfir lekum, sizi mağfiret etsin, sizi affetsin, bu yükü, bu ağırlığı üzerinizden kaldırsın. Dünubekum, zembinizi, gafletinizi, sığınılması gereken şeylerinizi bağışlasın, düzeltsin. Ve men yuteillâhe ve rasûle, her kim Allah ve Resulüne teslim olur, ona itaat ederse, ona yönelirse, onun yoluna girerse, fakat fâze fevzen azîmâ, muhakkak ki onun için çok büyük, tarifsiz bir kurtuluş vardır diyor Kur'an. Saadet vardır, selamet vardır, çıkış yolu oradadır. Nerede arıyoruz peki biz? Biz nerede arıyoruz? Fevzen azîmâ, çok büyük bir fevz, bir necat, bir kurtuluş. Allah ve Resulüne itaatte vardır ancak. Onu sevmekte vardır. El mer'u mâ men ahabbe. El haşru mâ men ahabbe. Sevdiklerinizle haşr olacaksınız. Orada sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Ama sevginin işte alameti itaat, mutabaat, teslimiyet, bunlar olmalı. Alemlerin Efendisi'nin ahlakına çok muhtaçız. Bunun için gönderilmiş o. Ahlakta örneğimiz